İstanbul Boğazı'ndaki Karabatağ'ın mucize kurtuluşu. Başlarda her zamanki rutin dalışlardan biriydi. Sürekli yanıma gelen dikenli vatozda yüzüyor ve avlayacak balık arıyordum. Zehirli olsa da saldırgan olmadığı için onunla yüzmek güzel bir deneyim. Nefesimi tutabildiğim kadar peşinden gidip sonra kıyıda nefesleniyorum. Bugün normalden daha fazla deniz anası akıntısı var. Ve pek fazla balık yok. Sivri burun karagöz, kefal ve mırmırlar var. Bugünkü hedef balığım mırmır ve karagöz. On metrede iri bir karagöz avlıyorum. Vatoz 6 metrede yine etrafımda. Mırmırlar da aynı derinlikte kıyıda geziyor. Aralarından iri olanları seçmeye çalışıyorum. Birkaç balık avladıktan sonra kıyıda dinlenirken yanımdaki oyuğun içerisinde hareketsiz duran bir kuş gördüm. Bir süre bakıp hiç kımıldamadığını fark ettim. Uyuyor gibiydi. Kamerayı suyla temizleyip yaklaşmaya karar verdim. O anda hareket edince gagasına ve sırtına olta iğnelerinin takılmış olduğunu gördüm. Bu şekilde buradan kaçmaması için paletle önünü kapatıp bir anda yakaladım. Zaten kaçabilecek durumda değilmiş. Başını öne dahi çeviremiyor. Kancalar önce gagasına, uyumak için arkasına döndüğünde ise sırtına batmış. Çırpındıkça zarar göreceğinden önce sakinleşmesini sağlayıp o arada nasıl müdahale edeceğimi düşündüm. Hala güçlü ve sürekli başını kaçırmaya çalışıyordu. Bir elimle de başını tutup olta iğnelerini çıkartmaya başladım. Bu iğnelerin geri çıkmaması için çentikleri olduğundan kendisinin çıkarması pek mümkün değil.
Bu yüzden artık yorulmuş, açlıktan ölmeyi bekliyordu. Elimle kavramak da zorlaşınca bıçak yardımı ile zarar vermeden gagadaki iğneleri çıkarttım. Sırtındaki iğneler de yüzeysel şekilde batmıştı. Uzun süredir buradaydı ki palet şeklindeki ayakları kurumuş ve içe doğru kıvrılmıştı. Biraz uğraştırsa da tüm iğneleri çıkartmayı başardım. Son olarak ağzının içerisinde iğne olup olmadığını kontrol ediyorum. Gözleri en sevdiğim renk olan koyu yeşildi. Bu iğneler yüzünden plastik atıkların biriktiği bu kuytuda ölüp gidecekti. Mucize bir şekilde onu fark edip iğnelerden kurtardıktan sonra artık daha hareketli. Avladığım balıkların iç organlarından verdim. Ama yemedi. Ve her fırsatta elimi ısırıyordu. Aç kalmasını istemiyordum. Paletle tutup tek elimle balıktan bir parça kesip verdim. Onu da yemeyince tüm bir balığı önüne attım. Ve büyük bir iştahla yutmaya çalıştı. Yutamayınca o balıktan daha büyük bir parça kestim. Yabani olduğu için elimden yediremeyince artık bıraktım. Ben yavaşça geriye çekilirken bir anda kaçıverdi. Çok hareketli ve sağlıklı görünüyordu. İlk işi suda kendini temizlemek oldu. Karabataklar biz dalgıçlar gibi nefesini tutarak dalış yapar ve balık avlayarak yaşar. Oltanın ucundaki bir balığı yemek isterken kancalara takılmış ve büyük bir ihtimalle o günden beri sadece deniz suyu içerek hayatta kalmıştı. Fazla tuzu tuz bezleriyle atabildikleri için deniz suyu içebilirler. Ağzı tamamen kancalarla kapalıyken köşede ölümü bekleyen bu kuşun karşıma çıkması benim için de çok anlamlı bir anı oldu. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.